şeyi de anlamadım. Evet, başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimiz yeni konuya geçiyoruz. Geçmede kaldık aslında. Modül ve semi modüller. Semi ne demek? Yarı. Yarı modül. Yani bunun anlamı geldiğini birazdan söyleyeceğim size. Şimdi hem modül işleyeceğiz hem de semi modül. Yani hem modül hem de yarı modüller işleyeceğiz. Önce bir bakalım modüller neymiş. Genel özellikle buna bakmamız lazım. Modüller bir defa yardımcı fiildir. Yardımcı fiil ne demek? Asıl fiile yardımcı olur. Yani tek başına bir işe yaramaz. Mutlaka asıl fiille birlikte kullanılmak zorunda. Bakın mesela şuraya bakalım. Can bir moduldur, yardımcı fiildir. Play ise asıl fiildir. Mesela burada play'i çıkartalım. I can football. I can football bir anlama gelmez ki. Yani sadece yardımcı fiili kullandığınızda tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Mutlaka onu asıl fiille birlikte kullanmanız gerekiyor. Mesela I can play football dediğiniz zaman ben futbol oynayabilirim anlamına geliyor. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Yardımcı fiilin ne olduğunu sanırım anladım. Yardımcı fiil tek başına kullanılsa da hiçbir anlam ifade etmez. Mutlaka asıl fiille birlikte kullanılmak zorunda. Sanırım burada hemfikiriz. Bir sıkıntı yok. Peki maddemize gelelim. Modullardan sonra her zaman fiilin yalın hali gelir arkadaşlar. Yani modullardan sonra fiilin yalın halini getirmek zorundayız. Mesela bir örnek vereyim mesela. Atıyorum mesela can dedik. Can go diyeceksiniz arkadaşlar. Mesela must dedik. Must play diyeceksiniz. Must play olur mu? Must play. Olmaz. Ya da must to play olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü play fiilin ing almış halidir. Olmaz. Mesela to play fiilin infinitive halidir. Olmaz. Sadece ne yapabiliyoruz? Sadece arkadaşlar fiilin yalın halini getirebiliyoruz. Bu da modullarımızın ikinci bir özelliği. Mesela I must study demiş. Ben çalışmak zorundayım sınavlarım için. I can't come. Bakın come. Gene fiilin hali. Okay? Yukarıdaki cümlede must ve can't modullarından sonra gelen study ve can fiilleri İngilizce'de fiilin yalın halidir. Yani ne demek? İngilizce'de ek almamış hali. Anlaştık mı? Notlarınızı alıyorsunuzdur. Peki geçiyorum. Şimdi üçüncü genel özelliğimize bakalım. Neymiş ikinci genel özelliğimiz? İki modulu ard arda gelmez. İki modulu ard arda kullanamayız. Ayşe may can visit us. E şimdi bu niye olmaz biliyor musunuz? May olasılıktır. Can ise nedir? Ability'dir. Yapabilmek, edebilmek. E şimdi mesela bu cümlede olasılıktan mı bahsedeceğiz? Yoksa bir ability'den mi bahsedeceğiz? Karışır yani. Dolayısıyla arkadaşlar bir cümlede iki modül yan yana gelmez. Anlaştık. Burada sıkıntı yok. Peki şimdiki olay önemli. İki modül yan yana gelmez. Ama bir modul artı semi modul yan yana gelebilir. Bakın semi modul nedir? Semi modul şudur. Hem moduldur hem değildir. Hem bir moduldur hem de değildir. Modulların kullanılamadığı yerlerde, modulları kullanamadığımız yerlerde arkadaşlar imdadımıza semi modullar yetişiyor. Yani iki modul yan yana gelmez. Ama bir modul artı bir semi modul yan yana gelebilir. Bakın burada modulumuz hangisi? Make. Bir modul. Peki semi modul hangisi? Be able. Bu şekilde olabilir. Ayşe may be able to visit us next week. Ayşe gelecek hafta bizi ziyaret edebilir. Bakın burada sıkıntı yok. Yukarıdaki cümlede may bir modul. Be able to ise bir semi moduldur. Yukarıdaki cümlede be able to yerine can modulu getirilemez. Çünkü her ikisi de modul olur. Şu ana kadar anlattıklarımla alakalı sormak istediğiniz, kafanıza takılan bir şey var mı? Hayır hocam. Yok değil mi? Sıkıntı. Geçiyorum. Yok. Tamam. Bu görünüyor. 4. Modüller tense'le göre çekimlenemez. Yani her modulu tense olarak ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor. Yani şu modul bunun past'ı, bu modul bunun present perfect'i, bu modul bunun future'ı diye bir şey söyleyemeyiz. Yani tense'le göre çekimlenemez arkadaşlar. Mesela bakalım. She must finish the report by Friday. Yani cuma gününe kadar raporu bitirmek zorunda. Burada bir zorunluluk var.
Peki. Bazıları diyor ki hocam biz must finish yerine must have'dan getirirsek must have'dan must finish'in past'ı değil mi? Yani must finish present, must have finished past diyemez miyiz? Arkadaşlar diyemiyoruz işte. Yani biz must finish'i özel olarak düşüneceğiz tense olarak simple present. Must have finished'i ise past olarak düşüneceğiz. Ama anlam olarak bunlar farklı olduğu için bir tanesi diğerinin past'ıdır ya da present'ıdır diyemeyiz. Bakın mesela Cuma'ya kadar raporu bitirmek zorunda. Burada zorunluluk var. Peki. İkinci kısma bakalım. Geçen Cuma'ya kadar raporu bitirmiş olmalı. Burada ise bakın yüksek olasılık var. Fark ettiniz mi? Yani demek ki bir modul diğer modulun past'ıdır demeyeceğiz. Her modulu kendi içerisinde ayrı ayrı ele almak zorundayız. Var mı sıkıntı, sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam. Tamam. Hocam. Çok güzel. Bunun devam et. Tamam. Şimdi şöyle bakalım şuraya. Gene semi modul çıktı arkadaşlar karşımıza. Semi modullar söz konusu olduğunda tense çekimi yapılabilir. Yani modullarda tense çekimi yapamıyoruz ama semi modullarda tense çekimi yapabiliyoruz. Bakın mesela. Şuradaki has to finish. Has to finish arkadaşlar modul mu yoksa semi modul mu? Buradaki has Sen semi modul. Peki zorunluluk olan modul hangisiydi? Must do. Peki semi modul hangisi? Has to do. Peki ben nasıl ayıracağım? Çok basit ayırması. Must bir moduldur. Modullardan sonra fiilin yalın hali geldi. Has to do bir modul değildir. Bir semi moduldur. İspatı ne? Has'den sonra to do geldi. Bu kadar basit ayırması. Ayırması bu kadar basit arkadaşlar. Anlam olarak aynı. Ama semi modullardan daha esnek. Yani hem kendilerinden sonra ne geliyormuş? Bakın fiilin yalın hali gelmiyor. Bu birincisi. İkincisi tenslere göre çekimlenebiliyor. Anlaştık mı? Mesela bakalım. evet. He has to finish present. She had to finish past. İkisi de zorunluluk bakın. Yani Cuma'ya kadar raporu bitirmek zorunda. İkinci cümleyi çeviriyorum. Cuma'ya kadar, geçen Cuma'ya kadar raporu bitirmek zorundaydı. Demek ki arkadaşlar neymiş? Senin modullar tensöre göre çekimlenebilirken modullar çekimlenemiyor. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Arkadaşlar bunlar modulların hani genel özellikleriydi. Hani bunları bilmenizde fayda var. Yani çok önemli mi? Yani soru çözerken belki çok çok önemli olmayacak ama genel olarak modulları anlama noktasında önemli. Şimdi ben size bir sorayım, bir soru sorayım. Yani biz bir cümleye baktığımızda ne anlarız? İki şey anlarız arkadaşlar. İki şey anlarız. Bir tanesi modullar bize anlam verir. Mesela must zorunluluk verir. May olasılık verir. Can yetenek, ability, bir şeyin üstesinden gelme verir. Mesela should ne verir? Tavsiye verir. Birincisi anlam. İkincisi bir modul aynı zamanda arkadaşlar bize o cümlenin tensini verir. Bir daha söylüyorum. Bir modul bize o cümlenin tensini verir. Şimdi biz ilk önce modullarda tens olayını halledelim. Basit çünkü. Ondan sonra modullarda anlam olayına bakarız. Şimdi herhangi bir modul. Herhangi bir modul. Yani şuraya baktığımızda herhangi bir modundan sonra arkadaşlar eğer do gelirse simple present'tir. Mesela bir örnek vereyim. Eğer must do dersek simple present'tir. Okey. Peki herhangi bir modundan sonra be going, bakın burada be going var. Herhangi bir modundan sonra be going gelirse mesela must be going olursa arkadaşlar nedir? Present continuous'tur. Herhangi bir moduldan sonra have'dan gelirse, mesela atıyorum must have done yani fiil üçüncü hali gelirse iki tense olabilir. Simple past olabilir ya da present perfect olabilir. Ya da herhangi bir moduldan sonra örnek olarak must'ı verdim. Have been doing getirdiğinizde past continuous olabilir ya da present continuous olabilir arkadaşlar. Okey? Bir de doğuştan past olan modullar var. Would doğuştan past'tır. Her zaman past'tır. Bir de will var. Will de bir modundur. Will de her zaman present'tir. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Herhangi bir moduldan sonra fiilin birinci hali örnek do gelirse simple present.
Be doing gelirse present continuous. Have done gelirse arkadaşlar simple past the present perfect. Must have been doing gelirse arkadaşlar past continuous ya da present perfect continuous. Anlaştık mı? Bunu bu şekilde evet. Anlayabiliriz. Bu bizim için çok önemli bir şey. Yani çünkü neden? Daha önce söylemiştim ya size. Bizim için en önemli konu tenslerdir. Tensler oturduktan sonra her şey oturur. Mesela biz ileride pasif konusunu göreceğiz. Pasif konusunda da gene tensler çok önemli. Arkadaşlar bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Anlaşıldı ama olsun, ben bir daha anlatmak istiyorum. Hatta ben bunun rengini değiştirip tekrar anlatmak istiyorum. Herhangi bir moduldan sonra eğer fiilin birinci hali gelirse, örneğin do, arkadaşlar simple present. Şimdi şöyle yapmayayım. Do gelirse simple present. Be doing gelirse present continuous. Have done gelirse have worked. Simple past ya da present perfect. Duruma göre. Have been doing gelirse arkadaşlar past continuous ya da present perfect continuous. Doğuştan past olan bir modulumuz var. O da nedir? Would. Arkadaşlar doğuştan present olan bir modulumuz var. O da nedir? Bil. Buraya kadar anlattığım ifadeler anlaşıldı mı arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok hocam. Tamam. Çok güzel gidiyoruz o zaman. Şimdi şöyle gelelim. Şimdi modullarda anlam. Modullarda anlam arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi bu liste sizde de var. Bizim kitapta da var. Arkadaşlar Yes Grammar'de. Burada bir, bir alternatifini görüyorsunuz. Aslında aynı şey. Şimdi modulların listesine bakacağız. Şimdi önce modul. Hangi modula bakıyoruz? O. Sonra Türkçe anlamı. Sonra da kullanım alanı. Okey, kullanımı nedir? Şimdi birincisi must. Arkadaşlar must'ı ele alacağız. Yani must'la başlayan bütün modullara bakacağız. Eğer must do derseniz, yani must'tan sonra fiilin ilk halini getirirseniz, Türkçe anlamı nedir? Yapmak zorunda yapmalı. Yapmak zorunda yapmalı. Peki neymiş kullanımı? Zorunluluk. Çok güçlü tavsiye çıkarım. Zorunluluk deyince aklınıza ne geliyor? Yapmak zorunda. Yani bir durum var. Bu durum esnek değil, yapmak zorundasın. İki, çok güçlü tavsiye. Aslında zorunluluk ve çok güçlü tavsiye birbiriyle çok yakın. Mesela diyelim ki dişleriniz çürük. Ben dedim ki size, ya Yılmaz dişlerini fırçalamalısın. Çok güçlü bir tavsiye olabilir bu. Ama Yılmaz hoca nereye gitti? Diş doktoruna gitti. Diş doktoru ona, Yılmaz, you must brush your teeth derse o zaman zorunluluk olur. Anlaştık mı? Bir de ayrıca must do'nun çıkarım anlamı vardır. Çıkarım anlamı vardır. Nasıl çıkarım anlamı? Hemen bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız var. Girdiği bütün denemelerde işte 100 üzerinden 90 alıyor. 90 ve üstü alıyor. Ne deriz? Ya bu çok çalışkan biri olmalı. Bakın çıkarım yaptık. He must be a hardworking student. Anlaştık mı arkadaşlar? Ya da birisi var arkadaşlar. Her gün iş yerine farklı bir arabayla geliyor. E çıkarım yapabiliriz değil mi? He must be a very rich person. Bu çok zengin birisi olmalı. Demek ki must'ın arkadaşlar çıkarım, güçlü çıkarım anlamı var. Must not do. Must not do neymiş? Bu da yapmamalı anlamına geliyor. Neymiş anlamı? Zorunluluk, çok güçlü tavsiye. Yani you must not smoke here. Burada sigara hani içemezsin, zorunluluk. Ya da you must not smoke. Sigara içmemelisin. Sağlığına zararlı. Güçlü tavsiye. Anlaştık mı? Aynı zamanda olamaz. İmkanı yok. Çıkarım anlamı da var. Mesela diyelim ki bir arkadaş var. Çok cesur. Ben de diyorum ki bunun korkma ihtimali yok. He must not afraid of anything. He must not be afraid of anything. Hiçbir şeyden korkmaz. Anlaştık mı? Must not ya da mustn't do. Bitişik yazılıyor. Bu da yapmamalı. Yasaklama, çok güçlü tavsiye anlamı var. Bakın aslında bu anlamlar hepsi birbirine çok yakın. Yapmamalı, yasaklama. Mesela gene sigara örneğini verebiliriz. You mustn't smoke here. Burada sigara içmemelisin. Hani gibi. 2 ve 3 birbirine çok yakın. 4'e bakalım. 4 biraz farklı arkadaşlar. Lütfen şuraya dikkat edelim. 4'ten sonrası önemli. Must be doing. Hangi tense? Present continuous. Present continuous. Present continuous. Peki anlamı ne? Yapıyor onu. Yapıyor. Bakın ne? Çıkarım. Dikkat ettiyseniz bundan sonraki hep must'la ilgili olanlar ne çıkarım? Değil mi? Yani 1, 2, 3.
Simple present tense olarak arkadaşlar dikkat edin. 1, 2 ve 3 simple present. Bunların zorunluluk anlamı var, çok güç tavsiye anlamı var, çıkarım anlamı var. Ama 4'ten sonra bakın 4'ün tensine bakalım. Present continuous. 5 gene present continuous. 6 past simple past ya da present perfect. 7 arkadaşlar aynı şekilde gene simple present değil. Present perfect ya da simple past. 8 have been doing gelmiş. Must not have been doing gelmiş. Bakın hiçbirisi 4'ten 9'a kadar 9 dahil hiçbirisi arkadaşlar simple present tense değil. Peki simple present tense olmadığında must ile başlayan modların anlamı nedir? Çıkarım. Bakın çıkarım, 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 çıkarım. Peki. Dörde bakalım. Tense ne? Present continuous. Yapıyor olmalı. Peki. Beşe bakalım. Must not be doing. O da can't be doing'e eşittir. Yapıyor olamaz. Gene çıkarım. Gene present continuous. Must have done. En fazla karşınıza çıkacak olan modlardan bir tanesi budur. Must have done. Yapmış olmalı. Anlamına geliyor. Okey. Mesela diyelim ki Yılmaz Bey derse geç kaldı. Ben de diyorum ki işte trafiğe takılmış olmalı. İşte must have done budur. Olumsuz hali de var arkadaşlar. Yapmış olamaz. Bu da çıkarımdır. Yani anne babasını ihmal etmiş olamaz Ali. Çünkü o iyi bir insandır. He must not have ignored his parents. Anne babasını ihmal etmiş olamaz. Because çünkü he's a good person. Çünkü o iyi bir insandır. Must have been doing. Arkadaşlar bu da gene çıkarım. Şu kadar süredir yapıyordur. Mesela ne diyorum ben? İşte Yılmaz Bey gelmedi. Şu ana kadar buraya gelmek için çaba sarf ediyordur. Çünkü ben onu biliyorum. O ders kaçırmaz gibi düşünebilirsiniz. Olumsuzu da gene aynı şekilde arkadaşlar fark etmiyor. Must'la alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Okey. Soru çözerken bu listeye tekrar tekrar dönüp bakacaksınız arkadaşlar. Yani mecburen oturana kadar. Şimdi ikincisine baktığımız zaman ikincisi artık bir modul değil. İkincisi ne? Semi modul. Nereden anlıyorum? Çünkü have, has, got to var, need to var. Çünkü to var. Zaten to varsa artık bu nedir? Semi moduldur. Have, has, got to do. Buradaki got'ı ister kullan ister kullanmayın. Ya da need to do ya da must do. Bunlar hepsi aynı şey arkadaşlar. Yapmak zorunda, yapmalı, yapması gerekiyor. Zorunlu, gereklilik. Mesela you must study. You have to study. You need to study. Hep ne diyor? Bunlar zorunlu. Tensine mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Simple present. 11'e dikkat edelim. 11 nedir? Don't have to, don't need to, needn't. Bu çok önemli. Bakın bu da önemli olduğu için şöyle bir tık koyacağım buraya. Yapmak zorunda değilsin, sen bilirsin. Mesela atıyorum bizim haftaya bir sınavımız var. Sınava gireceğiz. Bu akşam başlarsak önümüzde daha bir hafta var. Bugün çalışmasak da olur. Bu akşam çalışmasak da olur. Hani ben size şey diyebilirim. Değilsin. Çünkü daha bir haftanız var. Anlaştık mı? Don't have to, don't need to, needn't. Bunlar önemli. 12'ye baktığınız zaman tensi değişti bakın. Ne oldu? Had to. Had to do. Neydi had to do? Yapmak zorunda. Anlamına bakın hemen ne oldu? Bakın past. Hemen pastlaştı. Yapmak zorunda kaldı. Yani he had to pay the whole money. Bütün parayı ödemek zorunda kaldı. Okay? Had to do'nun arkadaşı olumsuz hali nedir? Didn't have to, didn't need to. Yapmak zorunda kalmadı. Oh ne güzel. Yapmak zorunda kalmadı. Oh ne güzel. Mesela Ahmet didn't have to go to school on foot this morning. Bu sabah Ahmet okula yürümek zorunda kalmadı. Because çünkü his father gave him a lift. Çünkü babası onu arabayla bıraktı. 14. Perfect hali. Has, have, had to do. Yapmak zorunda kaldı. Present perfect. Had to do arkadaşlar. Yapmak zorunda kalmıştı. Past perfect. Will have to do, yapmak zorunda kalacak. Future. May, might, could have to do, yapmak zorunda kalabilir. Bu da simple present arkadaşlar. May, have to do, might, have to do, could, have to do,
simple present'tır. Yapmak zorunda kalabilir. Sorusu olan var mı? 17 ile alakalı. Şöyle bir sorusu olan var mı? Ya hocam, could, ben could'u past diye biliyorum ama siz present dediniz. Yani diye. Could hem past hem present değil mi hocam? Tebrik ederim hocam. Aynen öyle. Could hem past hem present ama burada present olarak kullanılmış. Çünkü may ve might'e eşit olacaksa demek ki could burada present olarak kullanılmıştır anlamına gelir. Güzel. Need. Need arkadaşlar neymiş? Yapmalı, yapması gerekir. Need to do eşittir have to do. Az önce bunu görmüştük zaten. Zorunluluk, gereklilik anlamına geliyor. Mesela you have to do your homework. Ödevini yapmak zorundasın. You need to do your homework. Ödevini yapmalısın. Sadece need to, have to'dan biraz daha yumuşak. Yani have to do, need to do'ya göre biraz daha sert arkadaşlar. Tek farkı o. Needn't have to. Bakın bu da önemli. Buna da bir şöyle bir tik koyuyorum. Needn't have done arkadaşlar kötü bir şey. Yani needn't have done aklınıza kötü şeyler getirsin. Yapması gerekmezdi ama yaptı. Boşuna yaptı. Tüh be. Yani buraya arkadaşlar ne yazın? Buraya tüh yazın. Anlaştık mı? Yani tüh. Boşu boşuna yaptı. Mesela ne yaptınız? Çarşamba pazarına gittiniz çarşamba günü arkadaşlar. Ondan sonra bir sürü sebze meyve aldınız. Bir sürü sebze meyve aldınız arkadaşlar. Eve geldiniz, buzdolabını açtınız, yerleştireceksiniz meyveleri. Buzdolabı dolu. Sizden önce bir alışveriş yapmış. Ne dersiniz işte o an? I didn't have bought this. Bunları anlama gerek yok ki, boşuna aldım gibi. Okey, bu da önemli. Peki şu 13'e de 13'e de onun muadili diyebilirsiniz. Buraya da oh be yazın arkadaşlar. Buraya da oh be yazabilirsiniz. I didn't have to do. Ben yapmak zorunda kalmadım. Oh be diyebilirsiniz yani. Okey? Didn't have done ise tüh be. Boşuna yaptım yani. Bitiyorum. Dare karşınıza çok fazla çıkmaz arkadaşlar. Anlamı nedir? Yapmaya cesaret etmek. Dare to do arkadaşlar. Cesaret. Daren't to do, işte yapma cesaret edemez. Dare somebody to do, bu da okumak anlamına geliyor. Dediğim gibi bunlar çok fazla karşınıza çıkmaz ama bilmenizde fayda var. Geçiyorum müsaadenizle. Evet, şimdi bakalım. Should. Şurada geldik. Should arkadaşlar gene çok fazla çıkacak karşınıza. Should ought to ile eşit arkadaşlar. Yani şimdi hemen onu belirteyim. Daha sonra çünkü soruyorsunuz. Should ve ought to arasındaki ilişkiyi. Should, ought to birbirine eşit. Should'un geldiği yerlere ought to da getirebilirsiniz arkadaşlar. Peki anlamı ne? Tavsiye. Yapmalı. Ne diyelim? Ne diyelim buna? Tavsiye diyebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye diyebilirsiniz. Tavsiye gerekli diyebilirsiniz. Bu priz haline bakalım. Should do, ought to do. Yapmalı. Yani you should help people. You ought to help people. İnsanlara yardımcı olmalısın. And not geldiği zaman olumsuz hali oluyor. You should not stay here alone. Burada tek başına kalmamalısın. Should be doing present continuous hali. Bakın işte burada gene anlam değişmeye başlıyor. Simple present 23 ve 24. Simple present. Bakın tense 25'te değişti. Present continuous oldu arkadaşlar. Ondan sonra dikkat edin. 25'ten 30'a kadar. Anlam aynı. Ama anlam değişiyor. Azarlama, sitem, beklenti. Azarlama, sitem, beklenti. Azarlama, sitem, beklenti. Anlamları hep aynı. Sadece ne oluyor? Tensleri değişiyor. 23 ve 24'de bakın arkadaşlar. Orada tavsiye yazıyor ikisinde de. Should yapmalı, should not do yapmamalı. Onun dışında 25-30 arası hep neymiş? Bakın azarlama ve sitem. Sadece ne değişiyor? Tensler değişiyor. 25 present continuous. 26 present continuous. 27 past ya da present perfect. 28 de past ya da present perfect. 29 past continuous, present perfect continuous. 30 da aynı şekilde. Should be doing, ought to be doing'in anlamı ne? Yapıyor olması gerekiyor ama yapmıyor. Mesela öğretmen ders anlatıyor ama öğrenciler kendi aralarında konuşuyorlar. Öğretmen ne der? You should be listening to me.
Sizin beni dinlemeniz gerekiyor ama dinlemiyorsunuz. Nab getirdiğiniz zaman arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Sadece olumsuz oluyor. Yapıyor olmaması gerekiyor. Yani biz burada ders anlatırken o bilgisayar oyunuyla oynamaması gerekiyor. Yani he should not be playing computer games while we are taking the lesson here. Mesela. Should have done. En meşhurları arkadaşlar modullardan belki de karşınıza çıkar. Yapması gerekiyordu ama yapmadı. Mesela you should have done your homework. Ödevini yapmalıydın. But you didn't. Fakat yapmadın. Yapman gerekiyordu ama yapmadı. Yapması gerekiyordu ama yapmadı. Demek. Nab getirdiğiniz zaman arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Sadece olumsuz oluyor. Bu da yapmaması gerekiyordu ama yaptı. Yapmaması gerekiyordu ama yaptı. Mesela ne diyelim? Mr. Ahmet should not have yelled at his children in front of other people. Yani başka insanların önünde Ahmet Bey çocuklarına kızmamalıydı ama kızdı. Should have been doing arkadaşlar yapıyor olmalıydı ama yapmadı. Yani trafikte araba kullanıyorken dikkatli olması gerekiyordu ama etmedi. 30. Not gelmiş arkadaşlar ama aynı şey. Yani ne diyelim? Araba kullanırken uyuyor olmamalıydı ama uyuyordu. He should not have been sleeping at the wheel but he did. Yani direksiyonda uyuyor olmaması gerekiyordu ama uyudu. Bakın burada hep ne var? Azarlama sistem var. Sanırım oldu. Sorusu olan var mı? Kafanız takılan. Oradasınız değil mi arkadaşlar? Benimle misiniz? Evet hocam. Tamam. Geçiyorum. Şimdi Head better. Head better arkadaşlar basit zaten. Bir tane zaten. Head better en güçlü. Tavsiye anlamında en güçlüsü head better. Ben size burada bir şey yazayım. En zayıf tavsiye arkadaşlar şudu. Yani erteleyebilirsiniz. Must var. Must güçlü bir tavsiyedir. Bunu erteleyemezsiniz. Head better ise arkadaşlar yaparsan iyi olur. Yapmazsan çok kötü olur anlamına gelir. En güçlüsü head better. Yani should'un kuvveti 1 ise must'ın 2'dir. Head better'ın arkadaşlar nedir? 3'tür. Yani en güçlü tavsiye nedir sorusuna head better diye cevap verebiliriz. Anlaştık mı? Head better to do. Yaparsa iyi olur, yapmazsa kötü olur. Had better not to do, not do. Yapmasa iyi olur ama yaparsa kötü olur. Yani tersinden gideceğiz yani. Şimdi be supposed to'ya dikkat edelim arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Be supposed to do. Mesela ne demek be supposed to do? Beklentidir arkadaşlar. Beklenti. Hani yapmanız gereken bir şey var. Onu siz neyle verebilirsiniz? Be supposed to do'yla verebilirsiniz. Mesela öğretmen ders anlatırken öğrencilerin öğretmeni dinlemeleri beklenir. Değil mi? Hani bunun gibi bir şey düşünün. Şimdi is supposed to yerine isterseniz is to do kullanın. Is to do. Çok ilginç. Belki ilk defa gördünüz bunu. Ben bunu ilk defa görüyorum diyen vardır belki aranızda. Ya da arkadaşlar isterseniz should do kullanın. Fark etmiyor. İkisi aynı. Is supposed to do, is to do ya da should do. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Peki anlamı neymiş? Gereklilik ve beklenti. Gereklilik ve beklenti. Mesela diyelim ki beklentiden bir söz açalım. Mesela beklentiden. Bir tane şampuan var. Şampuan reklamında bu şampuanın %100 doğal olduğu söyleniyor. Ondan sonra pahalı bir şampuan, bir de ucuz da değil. Peki sizin bu şampuanla beklentiniz ne olur? Saçlarınızı çok güzel yıkaması olur mesela. Beklenti derken bunu kastediyorum. Ya da bir beklenti daha. Bizim pazar akşamları dersimiz kaçta başlıyor? 9'da. Eder misiniz siz bugün mesela gün içerisinde? Dersimizin 9'da başlaması bekleniyor. Our lesson is supposed to start at 9. Ya da our lesson is to start at 9. Ya da our lesson should start at 9. Sanırım anlaşıldı arkadaşlar. Isn't supposed to do olursa yapmamalı. Is supposed to be doing olursa present continuous arkadaşlar. Eğer 37'ye bakalım. Was supposed to do olursa simple past. Bu da yapmaması gerekiyordu ama yaptı. Neye eşittir? Should have done arkadaşlar. Şu 37 neye eşittir? Should have done. Az önce should have done'ı görmüştük ya. Should have done neydi anlamı? Yapman gerekiyordu ama yapmadın. Okay?
Şu ana kadar sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Bu liste bak, yok. Yani ben buna bir şeyler ekledim. Normalde böyle değildi. Bu güzel oldu yani. Dönüp dönüp bakabilirsiniz buna. Şimdi may, might, could. Buradaki may, might, could arkadaşlar. Bakın dikkat ettiyseniz üçünü birlikte verdik. Neden? Çünkü üçü aslında aynı. Aslında üçü aynı. Hani birbiriyle aynı diyebilirsiniz yani. Şimdi neymiş present olduğunda arkadaşlar? Düşük olasılık. Şu ilk 5'e bakalım. İlk 5 nedir? Düşük olasılık. May, might, could, do. Yapabilir. Yapabilir demek, yapmayabilir anlamına da geliyor arkadaşlar. Buradaki olasılık kaçtır? %50. Yani bir şeyin olma ihtimali var, olmama ihtimali de var. İşte biz buna düşük olasılık diyoruz. Olumsuz hali de aynı şey. Yapmayabilir, bu da %50. Ondan sonra bakın present continuous hali var. Çünkü be doing gelmiş. Bu da yapıyor olabilir. Yani emin değilim, yapıyor olabilir. Yani Yılmaz nerede? Vallahi emin değilim ama dersi dinliyor olabilir. Bilemiyoruz yani. Arkadaşlar, olumsuzu da aynı şekilde. 43'e bakalım. Bu sefer have done gelmiş arkadaşlar. Artık bu past. Past oldu değil mi? Have done gelince past oluyor bu. May have done, might have done, could have done. Ya da not da olabilir, fark etmiyor. Yapmamış olabilir. Nereden bilelim? Yapmamış olabilir. En çok karşınıza çıkan modullardan bir tanesi daha arkadaşlar. O da could have done. Anlamı ne? Lakaytlık. Anlamı neymiş? Lakaytlık. Neydi lakaytlık? Yapabilirdim ama yapmadım. Aman, yapabilirdim ama yapmadım. Mesela, I could have finished my homework yesterday, but I didn't. Dün ödevi bitirebilirdim ama bitirmedim yani. Kafama göre takıldım. Anlaştık mı? Ama 45'e baktığınızda, yani olumsuz haline baktığınızda, couldn't have done, can't have done ya da must not have done. Üçü aynı şey arkadaşlar. Yapmış olamaz, imkanı yok anlamına geliyor. Bakın anlam değişti. 43'e bakalım. Aslında şöyle değerlendirsek daha iyi olur. 43 ila 45'i değerlendirsek daha iyi olur. 43 ne diyor? Ya yapmamış olabilir, bilmiyoruz. Ama 43'ün olumsuz hali couldn't have done, arkadaşlar can't have done, yapmış olamaz, imkanı yok anlamına geliyor. Mesela sana polis diyor ki, arıyor seni, diyor ki ya senin arkadaşın var ya Ahmet. Ahmet dün birini bıçaklamış. Diyorsun ki he couldn't have stabbed anybody. O kimseye bıçaklamış olamaz. Because he was with me yesterday. Çünkü dün benimle birlikteydi. Anlaştık mı arkadaşlar? Güçlü olasılık derken kastettiğimiz o. Bir de couldn't have done'ın bir anlamı daha var. 46. Arkadaşlar bakın bu da önemli. Bunu da buraya yazalım. İsteseydi de yapamaz anlamlar. İsteseydi de yapamazdı. Yani mesela diyelim ki bir tekvando maçına çıktınız. Yeteneği yetmiş. Yani sizin rakibiniz ne arkadaşlar? Siyah kuşak. Sizin kuşağınız ne? Ne diyelim? Yeşil kuşak. Yeşil kuşak daha yeni başlamış. Siyah kuşak bayağı tecrübeli. Sen dersin ki ya bu yeşil kuşaktaki zaten muhterem couldn't have won the match. Maçı isteseydi bile kazanamazdı. Çünkü onun rakibi neydi? Siyah kuşaktı. Bu da önemli arkadaşlar. Okey? Bir de bunların continuous halleri var. May, might, could have been doing. Şu kadar süredir yapıyor olabilir. Bu da düşük olasılık. Okey? 48'e baktığımızda arkadaşlar bu da düşük olasılık. Aynı şey. Okey? Could do. Bu önemli arkadaşlar. Bu işte could past. Buradaki could hangi could past? Az önce biz present could'a bakmıştık. Present could neydi arkadaşlar? Olasılık. Ama past olan could nedir? Yetenek. I could do. Yapabilirdim eskiden. Mesela I could run faster in my childhood. Çocukluğumda daha hızlı koşabilirdim. I could run. Koşabilirdim. I could do. Yapabilirdim. I could see. Görebilirdim. Gibi. Anladık mı? Kudundu olumsuz hali. Kudundu olumsuz hali. Yapamazdı. Mesela he couldn't beat me. O beni dövemezdi. Ya da he couldn't run. O koşamazdı. Ya da he couldn't speak in English. O İngilizce'de konuşamazdı. Hani gibi. Sonra burada 51'de may not var arkadaşlar. Bu da yapamaz. Ama hangisi yasaklama? Şu may not'a dikkat edin arkadaşlar.
Mevnatın bir anlamı var. Yani olasılık dışında bir anlamı daha var. Yasaklama. Mesela you may not ne diyelim smoke here. Burada sigara içemezsin. Yasak. Daha çok resmi dildedir. Must gibidir bu. Ama daha çok resmi dilde. Yani İngilizce kitapların üzerinde yazar. Diyor ki you may not copy this document. Sen bu dokümanı fotokopi çekemezsin. You may not. Sana izin yok. Arkadaşlar birisi hani içeri girmek istiyor ya bir odaya girecek mesela kapıyı çalıyor. Kapıyı çaldıktan sonra size şöyle söyler. May I come in? İçeri girebilir miyim? Yani içeri girmeme izin var mı? Siz ona izin veriyorsanız yes you may dersiniz. Evet girebilirsin. Ama izin vermiyorsanız no you may not. Hayır giremezsin. Yani buradaki may dediğim gibi olasılık değil. Anlaştık mı? Geçiyorum müsaadenizle. Şimdi Ken'e bakalım. Ken. Ken'i biliyorsunuz arkadaşlar. Ken neydi? Ken yapabilme, edebilme. Ability yani. I can play football. Ben futbol oynayabilirim. I can speak in English. Ben İngilizce konuşabilirim. Yetenek. Can't. Ken'in pası hocam Ken'in kendisi pasta kullanılmaz değil mi? Şöyle kullanılır hocam. Ancak. Kul yani Buyurun. kul Can't have done diye bir şey var. Can't have done diye bir şey var. Ama bu da neydi arkadaşlar? Anlamı yapmış olamaz. Yılmaz Bey'in sorusu bu değildi. Ben şimdi onu yeni fark ettim. Can bu haliyle can do şeklinde pasta kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Onun yerine kullanıyoruz. Could. yani can verb 1 kullanılmaz. Yok. Aynen öyle. Onun yerine kullanacağız hocam. Aslında siz bunu sormuştunuz. Could Pardon. kullanabiliriz. Şimdi can do'da bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Zaten süremiz de bitmek üzere. Can do iki anlama geliyor arkadaşlar. Bir yapamaz. Yani ability yetenek. Bir de arkadaşlar güçlü olasılık. İmkanı yok anlamına geliyor. Mesela bunu İngilizler çok söyler. Birisi hani bir haber verir size. Şaşırdığınız bir haber. Ona şey dersiniz. You can't be serious. Ciddi olamazsın. Ciddi olmana imkan yok. Şaka yapıyor olmalısın. Hani gibi. Can diyor bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi ders işte bitmek üzere. İsterseniz burada bitirelim arkadaşlar. 54'ten itibaren başlayalım olur mu? Olur hocam. Tamam. O zaman burada ben bitireyim.